Ne dedi? Kandili kendimize dedi bir muhatap olarak alırız dedi. 30 saat sonra bu saldırı gerçekleşti. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Siz de merak ediyorsunuz. Bu saldırının mesajları ne olabilirdi? Ne mesaj verilmek isteniyordu terör örgütü PKK tarafından? Bu bir spor operasyonu bir mesaj kime mesaj Sayın Cumhurbaşkanına mesaj Türkiye'nin e, yönetenlere bir mesaj bu bu operasyon önceden hazırlanmış e, önceden planlanmış ortam zamanlama da uygun olduğu için düğmeye bastılar yaptılar bu bir mesaj dedi eski genelkurmay İstihbarat dairesi başkanı mesajların ne olduğunu sözcü Televizyonu'na anlattı e, verilen mesaj su. diyorlar ki Türkiye'ye karşı biz biz bir yol haritası çizdik bu yol yol haritasının dışına çıkamazsınız öyle ee, şeyle Abdullah Hocalarla konuşma bilmem ne falan yok Amerika Birleşik Devletleri yapmak istediği kurmak istedikleri düzeni e, kurduruyor İsrail bölgede hakim olacak. Hem e, Filistin'de, Gazze'de, hem de Lübnan'da, hem de e, Golan Tepelerinde. Türkiye'nin bu konulardan uzak durmasını istiyorlar. Son dönemde çok sayıda şanslı savaş, teknolojik gelişmeler var. Hem ucuza veriyorsunuz bunları, bizim pazarımıza giriyorsunuz. 5 şehit 22 yaralı TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısının ardından akıllara pek çok soru geldi. Onlardan biri saldırının arkasında kim ya da kimler var sorusu. Bir diğer yandan zamanlaması da dikkat çekiciydi. PKK mı yaptı yoksa arkasında başka şeyler mi var? Yani Amerika olabilir arkasında, İsrail olabilir, İstanbul'da bir savunma sanayi fuarı var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı kazandı. Orada hem petrol konusunu görüşüyor hem de birlikte girme konusunu görüşüyor. Saldırının önceden planlandığını söyleyen İsmail Hakkı Pekin, Orta Doğu'daki ateş hattına da işaret etti. Orta Doğu'da bir yeniden yapılanma söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'le birlikte bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Esad'la istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Görüşmemizi istemiyor biraz daha beyinlerinizi zorlayayım Tabii ki ben bir askeri uzman değilim ama normal bir vatandaşım bu kadar böyle e, detaylı bilgilendirme de bilemem ama en azından şunu herhalde düşünürüm diye tahmin ediyorum bir kere bu benim düşünceme göre devlet Bahçeli'nin cümlesine göre kurduğu cümleye bir yanıt Devlet Bahçeli şöyle diyordu, şöyle kurduğu cümlede aynen söyleyeyim size. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, PKK'dır diyordu, Türkiye'nin sonu Kürtler değil PKK'dır diyordu. Yani ben seni muhatap olarak almıyorum diyordu e, PKK'ya ve yeni bir çözüm süreci yok. Seninle de masaya oturmam diyordu PKK'ya. Bu PKK'dan gelen bu saldırı, beni de muhatap alacaksın. Beni muhatap almazsan zaten bu olmaz. Peki bir başka çıkarım, Abdullah Öcalan ne kadar etkili? Abdullah Öcalan'a evet, silah Abdullah Öcalan silah bırakın dediğinde PKK terör örgütü, PYD terör örgütü, e, silah bırakacak mı? veya biz kendimizi ilave ediyor diyecek ilave e, ediyoruz diyecek mi çok zannetmiyorum geçmişte zaten açıklamaları var. Peki eğer e, Bahçeli sözünün içerisinde PKK'yı da geçirseydi seni de muhatap alıyorum deseydi çözüm süreci içerisinde veya çözüm yöntemi içerisinde he, o zaman da olurdu o ayrı bir pozisyon zaten onu bilmemiz mümkün değil. Yine burada önemli adımlardan bir tanesi bunun ulusal bir proje olduğunu anlıyoruz ulusal bir proje olduğunu, uluslararası değil küresel bir proje olduğunu peki her şeye rağmen peki PKK dadi ben de çözüm süreci istiyorum veya çözüm yöntemi içerisinde varım dediği anda peki ABD ne diyecek bu sefer? Bir de öyle bir şey var. Hepsinin arkasında ABD var. Bir anda musluklar kesili verir. O zaman ne olacak? O kadar büyük bir sorunla ve Türkiye'nin kendi başına çözemeyeceği bir sorunla birlikteyiz. Belki 12 sene önce samimi olsalardı çözülebilirdi. Ama şu anda ha o zaman devlet hazır mıydı diye mi? o zaman kandırıyorlar zaten. Samimiyet de yoktu. Ve bugün geldiğimiz noktada samimiyet var mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Geldiğimiz nokta bu. Peki şimdi burada e, dünkü bu e, terör saldırısı gerçekleşti. Herkes bir şeyler açıkladı ve sonra da biliyorsunuz e, gözler Dem'e çevrildi. İşte Dem bugün öyle saatlerinde bir soru daha sordu veya bir açıklama daha yaptı. Önemli isimlerinden biri. İşte orada devlet hazır mı dedi. İmralı hazır dedi. Öcalan hazır dedi. Devlet hazır mı diye sordu. Ha, peki Milli Savunma Bakanlığı ne yaptı? bu terör saldırısının sonrasında milli savunma bakanlığı 47 hedefin hem kandil tarafında hem de kuzey suriye tarafında vurulduğunu açıkladı.